Kastamonu Ayakası Mektup 47 sayfa 75 Envar Neşrat eski tanzime göre eski basım eserine göre e, şimdiki yeni basımda sayfa sayıları değişebiliyor. Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattır. Evet, giriş cümlesinden anlaşıldığı üzerine önemli bir mektup ve e, birçok insan belki bazen nefsimiz de esasat İslam'ın haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapabiliyor. Neden sapıyor peki? Bunun sebebini şefkat yüzünden. Yani şefkatin yanlış kullanımı yüzünden. Ee, şimdi bunu bizleri, bu hakatlara muhatap olanları, Kur'an'ın tahkiki iman eğitimine muhatap olanları çevirecek bir ders verilecek bize bu mektupta. Şefkat-ı insaniye, merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan, şefkat insaniye, merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan, elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetenliğini alemin zatın aleyhissalatü vesselam mertebi şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer aşsa ve taşsa, o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazı ruhi, bir sakamı kalbidir. Kalp bozukluğudur. Şimdi insanın duygu ve kuvvelerine bir hat konulmamış. Yani insan sırrı gereği e, ve tevhitte ucu açık bırakılmış bizim duygularımızı ve bu duyguları ve kuvveleri tahdit edecek yegane hakikat da şeriat. Yani şeriat kavramı. Tabii biz şeriat deyince genelde o kadar dar bir kalıpla anlatılmış ki şeriat şeriatın bir eğitim metodu olduğu pek bilinmiyor. Yani şeriat denilince e, işte tesettürdür, namazdır, gibi ibadetler hakta geliyor. ve hatta şeriat denilince işte e, kol kesme veyahut da işte e, idam gibi şeyler hakta geliyor. Hukuk kısımları hakta geliyor. Tabii bu yanlış bir e, bilgi. Şeriat dediğimiz hakikat, Kur'an'ın bütünselliği içerisinde insanı eğittiği metottur. Ve insanın da hat, duygu ve kuvvelerine hat koyacak yegane öğreti de bu metottur. Yani eğer bu metoda tabi tutulmazsa insanlar, insanlık işte vaziyet ortada. Yani öfke nöbetleri, e, sen söyle krizler, e, psikolojik sıkıntılar, işte e, sapıklıklar vesaire hepsi bu kuvvelerin orantısız kullanımından kaynaklı. Yani düzgün kullanılmayınca insan sapabiliyor. Şimdi bu duygulardan biri de belki en tehlikeli şefkat yani şefkatle beraber insan gerçekten de çok büyük bir imtihana girebiliyor. Özellikle hadisatın vahin terbiyesinden ve şuurundan mahrum bırakılması hadisatın okunmasında yani başımıza gelen olaylar, geniş dairedeki dünya içerisinde ceren olaylar vahin terbiyesinden ve şuurundan mahrum bırakılarak okununca bana o şuuru kazandıracak takiki iman eğitimi de yapılmayınca ve zahire göre de olaylar değerlendirilince o zaman haddinden fazla acıma ve müteessir olma haliyle reaksiyon gösteriyoruz. Yani haddinden fazla üzülüyoruz, haddinden fazla seviniyoruz. Yani ifrat ve tefit arasında gidip geliyoruz. Yani bir insanda bir şey çok fazlaysa veya çok azsa o kişi kendini tahkiki iman eğitiminden geçirmiyordur. Çok net bir şeydir bu. Yani reaksiyonları üst seviyede olan insanlar ve bizler mesela aşırı derece seviniyoruz mesela değil mi? Aşırı derece gülüyoruz. İşte aşırı derecede üzülüyoruz. Bunların hepsinin altında bir iman tahkiki eğitimi eksikliği vardır. Yani kullanamıyorsun. Yani kendini kendini kullanamıyorsun. şefkat insaniye ismi rahimin bir cilvesidir. Şimdi insanlara şefkat var. İşte en tehlikeli e, duygulardan bir tanesi, kuvvelerden bir tanesi. Şefkat Şimdi şefkat nedir? İnsana şefkat nereden gelmiştir? İnsana şefkat neden verilmiştir? Şefkatin kaynağı nedir? Bunu öğrenmemiz lazım öncelikle. şefkat insani ismi rahimin bir cilvesiymiş. Yani ismi rahim. Cenab-ı Hakk'ın Allah lafzından sonra Kur'an-ı Kerim'de çokça zikretmiş olduğu iki isimden bir tanesi. İsmi rahim. Rahman, rahim. Yani Allah deyince akla, yani Allah kavramı deyince akla o kavram herkesin dünyasında itikat ettiği, iman etmiş olduğu ilahın sembol ismidir. Allah, lafzullah. Şimdi Allah deyince aklına gelecek iki tane vasıf vardır. Rahman, Rahim. Mesela arada V bağlacı da yoktur. Yani mesela Allah, Rahman ve Rahim'dir olarak biz genelde tefsir ederiz. Böyle meal veririz bu manaya ama yanlıştır. Arada V yoktur. Yani aslında Rahman, Rahim'dir, birleşiktir. Yani sen Allah deyince aklına gelecek olan yegane şey şefkattir, merhamettir. Yani bir şeyi Allah yapıyorsa bu minvalde yapıyor onu yerleştirmemiz lazım. Şimdi insanda da şefkat var. Şefkat de ismi rahimi mi cilvesi olduğunu üstad sahil eserlerde ifade ediyor. Şimdi kendisine ait bir duygu değil dolayısıyla şefkat. Ama bu duyguyu verenden ileri kullanmakla beraber biz ne yapıyoruz? Hataya düşüyoruz. Bir hadisatı, bir olayı, bir şeyi izlerken, bakarken, değerlendirirken çünkü birçok hadisat oluyor. Ve çoğu zaman biz maalesef şefkatten aşma manasını netice verecek olan şeylerle reaksiyon gösteriyoruz. Mesela tepkilerimiz, reaksiyonlarımız hep o yönde oluyor. Mesela aşırı derecede üzüntü. Mesela bir olay gördün. Misal veriyorum işte yolda yani böyle canlandırmak da hoşuma gitmiyor ama Mesela bir ezilen bir hayvanı gördün. O hayvana karşı aşırı şefkat besledin. Ondan sonra iki gün, üç gün kendine gelemedin. Hala aklında döndürüp duruyorsun. İşte bu bir orantısızlıktır. Yani yanlış kullanıyorsun. Engel olamıyorsun bir şeylere. A, vesvese ve sayı şeyler ayrıdır ama mesela bir olay seni çok fazla üzüyorsa işte bunlar aynı hadisat vardır yani. Dolayısıyla şefkati ölçülü kullanmam lazım. Bunun da bana yegane misal kimdir? Efendimizdir aleyhissalatü vesselam. Yani ismi rahimin, merhamet ilahinin insan için en doğru ve istikamette kullanımı ben ne yapıyorum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniyesinden ders alıyorum. Hadisatı yorumlarken baz alacağım ve reaksiyonlarımı düzenleyeceğim yegane ölçü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani sünnet-i seniye benim için aslında Kur'an'ın insan üzerindeki gözükme halidir. Dolayısıyla ben Kur'an'ı nasıl kendi üzerimde gösterebilirim dediğimde benim yegane baz alacağım, numune imtisal edeceğim, ondan sonra yapılabilirliğini görebileceğim yegane numune Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesidir. Tabi sünnet-i seniye deyince de bu kavramlar o kadar kısırlaştırıldı ki yani sünnet deyince akla gelen yegane şey sakal oluyor mesela. Değil mi? Önemli bir sünnet. Ama esasat değildir ya. Yani. Ama diyorum işte o kadar çok Din öyle bir sıkıştırılmış, öyle bir dar kalaba sokulmuş ki yani o şeyleri, ezberleri bozmak çok çok zor. Şimdi sünnet-i seniyede, peki sünnet-i seni nedir? Sünnet-i seniyenin yegane kaynağı da marifetullah'tır. Yani ben aslında sünnet-i itibar ederken bir esmaya yapışıyorum. Bunu da unutuluyor mesela. Sünnet-i Sünnetleri sünnettir yapıyorum ben diye bir taklit yapılıyor. Çok kuru kuru bir taklit yapılıyor. Ya bu neticesiz midir? Hayır neticesiz değildir. Ama 100 bin kazancı ana 10 kazanıyorsun. Ay, tabii sıfırdan büyüktür. Ama yani niye sıfırdan büyük bir rakama ona talip olasın ki bin varken, yüz bin varken. İşte mesela sünnet-i seni dediğimizde marifetullah eğitimi, tahkiki iman eğitimi akla gelmez. Hiç siz duydunuz mu mesela böyle e, sohbetlerde işte Efendimiz sallallahu aleyhi iman eğitimine önem verdiği, tahkik iman eğitimine önem verdiği, tefekkür etmeye önem verdiği. Ben ilk defa işte son bir Ramazan'da bir camideydik. Oradaki hocam baktım tefekkürü çok nazara verdi adam. Allah razı olsun. Adam yani tefekkür, tefekkür. Baktım 3-5 kere tefekkür der adam yani. Çok hoşuma gitti. Ama Bunca yıllık namaz kılıyorum. Kaç tane camide namaz kıldım, kaç tane camide sohbet dinledim. Ben de ama ya kardeşim sünnetle seni Efendim sonra Aleyhisselam tefekkür etmesi vardı, Kur'an okurken kainata bakması vardı gibi hiç ben böyle e, şeyler e, nazara verildiğini görmüyorum. Neden? Çünkü bilinmiyor ve hatta e, zor yani bari eğitimi. Ama bu sefer ne oluyor? işte e, zahiri adab kısmındaki sünnetleri uyguluyorsun ama bu sefer bakıyorsun ki haddinden fazla öfke, haddinden fazla sevinç, haddinden fazla acımayla farkında olmadan ehli dalaletin sınıfına giriyorsun. Daral ehli oluyorsun. Onu da anlatacağız senin ne olduğunu. E şimdi sünneti senin yegane kaynağı marifetullah. Peki onu ben nasıl kazanacağım? O da Kur'an'ın takiki iman eğitimine tabi olacağız. Şimdi şefkat ateş gibidir. Bakın insanı yakar. Şefkat ateş gibidir. Enfüste ve afakta beni müşahede etmiş olduğum olaylarda zahir perestlikten kurtulamazsam, vahyin terbiyesine giremezsem, bundan mahrum kaldığımda yorulmadığım birçok hadise beni yakacak. Hatta Üstad Mesnevi öyle diyor ki, şefkatin diyor ateşini söndürecek marifetullah'tan başka bir şey var mıdır? Yani sen şefkat ateşini, ne demek bu ateş mesela? Mesela Allah muhafaza bir yakınınız öldü. Yani bu seni yakacak bu hadise. Bu hadise senin yakmasını engelleyecek yegane çare marifetullah'tır. Eğer sen ölümü hayatlandıramazsan imanında yani vefat edenlerin etrafındaki en böyle sevdiğin insanların vefat etmesi seni bitirecek. Yani zor imtihanlardır. Yani Allah muhafaza etsin. Mesela e, hani çocuğumuzun öldüğünü düşünelim. İmtihan Cenab-ı Hak o verdi o aldı. Aldı diyelim ne yapacaksın? Şefkat et diyor. E, çocuğu kabre koyuyorsun da. Yani yaşadım benim çok genç yaşta ondan sonra çocuk yani daha ergenliğe bile girmeden amcamın kızı vefat etti. Biz onu kabre koyduk yani. Ya yani koyuyorsun ve izliyorsun. Ya yani ne oluyor? Nereye gidiyor diyorsun yani. Ne oluyor? Şefkati nasıl aç yani o şefkati nasıl söndüreceksin? Mesela bir hadise izliyorsun ki zaten kainatta birçok hadise insan hoşuna gitmiyor. Zahire bakınca. Şimdi bu söndürme aracı nedir? Şimdi, marifetullah'tır. Yani o şefkat ateşini söndürecek, yanlış kullanımından beni muhafaza edecek yegane şey marifetullah eğitimidir. Tahkiki iman eğitimidir. Bununla ilgili Kastron layıkası sayfa 220'de yani gene ilerleyen zamanlarda bu mektuplara geldiğimizde gene işleyeceğiz ama Üstad kendi hayatından bir örnek veriyor. Bak diyor ki Aziz Sıddık kardeşlerim bu şiddetli kışta manevi, dehşetli, ayrı tarz bir kışta ve nevi beşer içtimai hayatında müthiş kanlı diğer bir tarzda bir kışta çırpınan bir çarelere. rikkat cinsiye ve şefkat-ı neviye cihetinden çok e, ee, gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin ve Ahkemul Hakimin olan onların Halık'ı Kerim ve Rahimin hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Olay Üstad Hadisat izliyor ki muhtemelen dünya savaşı var. Yaklaşık 50 milyona yakın insan ölmüş ondan sonra. işte Hristiyan'ı, Müslüman'ı vesaire. E bakıyorsun bir yer birçok yer bombalanıyor. Birçok yerde ondan sonra sıkıntılar var. Dünyanın birçok coğrafyasında özellikle ehli İslam sıkıntı içerisinde. Bütün bu hadiseleri izlerken Üstad o zamanki dünyasında bak ne demiş? yani Müslüman olması önemli değil. ya İlla ki Müslüman olmasını istersin ama sonuçta ölse de şimdi mesela Ukrayna savaşı var değil mi? Ukrayna Rusya savaşıyor. E şimdi orada birçok insan ölüyor. Ya bunlar Müslüman değil. Ne diyelim ya Müslüman gebersinler mi diyelim? E diyemezsin ki ya bu senin nevin o insan ya sonuç itibariyle. Değil mi? İnsan üzülüyor. Başka hadiselere bakıyorsun üzülüyorsun. Şimdi bu üzüntünün çaresine şefkatini söndürecek bir çare nedir? Bak ne dedi? Ben diyor e, ee, Erhamur Rahim'in ve Ahkemül Hakim'in olan onların halık Rahim ve Kerim Rahim'i. Halık-ı Kerim ve Rahim'i. Ha demek ki bu hadiseyi kim yapıyor? Allah yapıyor. Allah'ın sıfatları neydi? Vasıfları Erhamur Rahim'in Ahkemül Hakimin. Yani hüküm verir ama hikmetle hüküm verir. Allah yapar ama şefkat ile yapar. Allah yapar ama ikramıyla, keremiyle yapar. Bu noktadan baktım diyor, benim imdadım yetişti. Şimdi afaki hadisatı yorumlarken insan nefsi çoğu zaman zahire göre yorumluyor. Yani gördüğümüzü biz gördüğümüz gibi yorumluyoruz. Mesela bir hadise oldu görüyoruz yorum yapıyoruz. Böyle oldu keşke olmasaydı. Bence böyle olmasaydı lazım. Böyle olmasaydı böyle olur. Bak bütün bu olan bir hadiseyi bu tür bir değerlendirme içerisinde eğer yorumluyorsak bilin ki vahyin terbiyesinden mahrum kalmışızdır. E şimdi bir de böyle bir yorumlama içerisinde şefkatinle haddi geçmeye başladığında, haddinden fazla üzüntü çekmeye başladığında bu sefer dalalete ve bidaya düşmeye başlıyorsun. Peki dalalet nedir? Şimdi biz genelde bakın Kur'an-ı Kerim'de muhatap olduğumuzda da aynı hata yapıyoruz. Dalalet deyince biz kendimizi hidayet portasına sokuyoruz. Ve Kur'an okurken biz genelde dalaleti başkalarına atfediyoruz. Yani ehli dalalet kim deyince... Mesela şurada camimiz var. Cami ikinci namazından sonra elimize soralım mikrofonu. Ehli dalalet deyince aklınıza kim geliyor deyince çoğu zaman hemen diyeceğiz ki kimi Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar, onlar bunlar. Top dışarıda. Yani ben değil. Bakın dalalet her an düşülen bir çukurdur. O yüzden de biz Kur'an-ı Kerim'de günde 40 defa bizi dalin grubuna atma diye dua ediyoruz. Gayril meğdubi aleyhim veled dalin amin. Değil mi? Dalin grubuna atma beni. E niye o zaman ben bunu söylüyorum namazda? Tekerleme olsun diye mi söylüyorum? Demek ki ben farkında olmadan dalalete düşüyorum. Peki nasıl dalalete düşüyorum? Dalalet vahyin şuurundan mahrum bırakılmış nazar ve yorumlama ile hikmeti, adaleti, rahmeti müşahede edememekten kaynaklı reaksiyondur, tavırdır ve değerlendirmelerdir. Buna düştüğümüz anda biz dalalet ehli oluyoruz. O anda. Tekrar sonra hidayete giriyoruz ama o anda dalalet ehli oluyoruz. O yüzden son halimizi cenab en iyi halimiz olsun diye dua etmiş büyükler. Belki çok iyi yaşayacaksın ama bir yorumlamada hata yapacaksın, dalalet ehli olacaksın. O hal üzerine ölsen, Allah muhafaza bak ne olur o anda dalalet olarak gittin işte. O yüzden dalalet manası çok e, dikkat edilmesi gereken bir mana. Şimdi şefkat ile bidaya düşme noktasında çok ilginç ve üzerinde durulması gereken bir husus. Yani şefkat neden insan e, bidaya düşüyor? Mesela bunu hizmet noktasında değerlendirelim. E, şefkat ile bidaya nasıl düşülür? Bu hizmette de düşersin kardeşim ki düştüler. Nasıl düştüler? Daha çok insana ulaşalım, insanları cehennemden kurtaralım diye ölçüsüz düsturla ne oldu? Düsturlar ayaklar altına alındı. Dinde, sünnet-i seniyede olmayan hatta bazıları haram olan uygulamalar yapıldı. Ve şeriat ihlal edilerek şeriatta hizmet edildiğini iddia ettiler. Kimler? Bunu en zevkli yapan FETÖ oldu işte. Bunu en zevkli yapan onlar oldu. Sünneti senin ayaklar altına alındı. Esas şeriat ayaklar altına alındı. Karalı kızla ondan sonra eğlenceler, işte kutlamalar yapıldı vesaireler. Ondan oldu. bu adam olimpiyat dendi, bir şey dendi. Niye? Daha çok insan ulaşalım. Her yerde işte sen söyle işte hakikaten ulaştıralım. E ne oldu? Nesi ulaştırdı? Ya şeriat ihlal edilerek şeriatla hizmet edilmez ki. Bak ne oldu? Şefkatle bidaya düştü. Hayır işte zamanımızda farklı uygulamalarla devam ediyor uygulamaların şeyi değişmiyor yani. Ondan sonra varyantı değişiyor yalnız. O zaman onlar öyle yaptılar. Şimdi başkaları başka şeyler yapmaya başladılar. Yaparlar. Çünkü şefkati kontrol altına alamadı alamadım mı ölçün kaçar. Herkesi kurtaracağım dedim mi? Tamam mı? O zaman herkesi kurtarma gayesi güzel bir gayedir ama ölçüler içerisinde güzel bir gayedir. Esasattan taviz vermeden düsturlardan taviz vermeden, şeriattan taviz vermeden sen bir himmet etme bir gayret içerisinde olursan bu peygamberi bir şefkattir. Güzeldir. Ama bu öyle olsun ya. Bu da olmasın ya. Adamlar ezandan ezandan eşhedü anne Muhammeden Resulullah'ı çıkardılar ya. İttifak edelim diye. Çıkardılar ve uygulamasını yaptılar bunu iftarda. Okut, okuttular o ezanı ya. Kendi aralarında bir toplantıda. Sonra patladı piyasada da ondan sonra ya işte yanlış unutmuşuz falan. Ya bir insan ezanı okurken eşhedü anne Muhammeden Resulullah'ı nasıl unutur ya? Mesela ben unuturum, heyecan yaparım. Müezzin değilim ben değil mi? Çıkarım mesela cami cami e ezan oku. Heyecan yaparım. Unuttum diyelim. Unutulmaz, unuttum diyelim yani. Olur insanlık ama bunu okuyan adam müezzin ve aynı tayfadandı yani. İşte ölçü kaçtı mı biliyor. Yine üstad aynı metode diyor ki bakın bana manen denildi ki. İmdadımı yetiştirdi. Bana manen denildi ki. Senin bu şiddetli tesirin o hakim ve rahimin hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçiyor. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti Rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Önce bunu bileceksin. Senin bu şiddetli teessürün o hakimi rahimin hikmetini rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçiyor. Rahmeti ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti Rabbaniyeden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Şimdi Cenab-ı Hak tenkit edilir mi? edilir. Mesela ben seni tenkit ediyorum. Neden tenkit ediyorum? Yaptıklarını beğenmiyorum. Yaptıklarını beğenmeyince ben seni kendi tarzımda tenkit ediyorum. Söylüyorum ya bunu böyle ya niye böyle yapıyorsun? Hep böyle yapıyorsun. İşte beğenmiyorsun. Suat ifadenle, if mimiklerinle. Beni mimik tenkit Cevap Cenab-ı nasıl tenkit edilir? Şiddeti teessürle. Aşırı derecede üzüntü varsa o bir tenkit ilahiye hükmüne geçer. Peki içinde neyi barındırıyor bu? Bir, hikmeti göremeyip abes görmek. Yani hakim esmasını okuyamamak. İki, şefkati göremeyip zulüm görmek. Yani rahim esmasını okuyamamaktır. Eğer sen bu iki esmayı hadisat üzerinde okuyamadın mı yapacağın bütün yorumlamalar hepsi tek tipine geçecek. Haddinden fazla üzüntü. Hocam demek ki daha karışık olabilir. orada hikmet öğrenmek de mesela itirazın ne neden? Tabii canım. E, ya Niye böyle oldu diyorsun? Mesela bizim bir tane abi öyle demişti bir yere gideceğiz. Ya abi diyor ne zaman diyor işte bir yere gitsek diyor işte hizmetle alakalı. Ya diyor bir şey çıkıyor ya diyor. Diyor ben de şimdi şimdi biliyorum onun ondan sonra şeyini ifa o manayı ifade etmiyor ama o çıkacak yani. Kokuyor yani böyle. Ya işte bak böyle bazen derslik yapıyor anlamıyorum ben de bazen niye böyle yapıyor falan. Ya abi onu demek istemedim. Onu demek istemedim değil. Onu demek istiyor nefsin. Beni de demek istiyor çünkü. Ya, göremiyorsun ya. Gerçekten de bazen göremiyorsun. Yani çünkü mikroskopik bakış açısı lazım. Şimdi biz olayı hemen olaya göre değerlendiriyoruz. Tamam mı? Biraz daha geniş baktığımızda sonra aslında birçok şey var içerisinde. Ama bileceğiz ki yani nefsimiz hırılta, hırıldasa da böyle vızıldasa veya ondan sonra bir şeyler söylesene biz onu hemen susturacağız. Hikmeti var. Tamam ben göremiyorum ama hikmetli. Bu böyle bu zat hikmetli yapıyor ya. Ama ben göremiyorum ne var hikmet? Ya göremiyorum ben olmamasına gö ifade etmez ki. Burada melekleri ben görüyor muyum? Yok ama yok mu diyeceğim melekler şimdi? Yani her gördüğün zaten problem. Her gördüğün zaten, zaten, zaten zahir O zaman gayba iman edemezsin ki. Gayb görünmediği halde varlığına kalbi mutmainlik içerisinde iman ettiğin hakikattir. Gayb. Kayıp değildir yani. Şimdi hikmeti Rabbani'den daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire iktidarın haricinde olan hadisata onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rûbûbiyeti noktasında bakmalısın. Bak, ne nasıl söndürdü? 4. nokta. Daire-i iktidarın, iktidarımız haricindeki hadisata yani her şeye bizim ne var ki daire-i iktidarımızdaki? Ya şu elini kaldırmak senin daire-i iktidarında mı? Değil mi? Değil yani. Nasıl bakacağız? 4. nokta. Merhamet Hikmet, adalet, rububiyet. Merhameti gördüğünde ismi rahimi görmüş olacaksın. Hikmeti gördüğünde ismi hakimi görmüş olacaksın. Adaleti gördüğünde ismi adili görmüş olacaksın. Rububiyeti gördüğünde ismi Rabbi görmüş olacaksın. Eğer bu merhamet, hikmet, adalet ve rububiyet penceresinden baktığında istikametli şefkati yakalamış olacağız. Ve e, şiddeti elemi şefkatten kurtulacağız. Böylece şefkat ateşi bizi yakmayacak. O yüzden bu mananın tezahürü de ancak tahkiki iman eğitimiyle olur. Bundan mahrum kaldığımda her daim fıtratın gereği olan yani kainattaki eksen mevzuatla alakadarlığım yüzünden dünyada da insanın hoşuna gitmeyen şeylerin daha çok olmasını söylüyor Üstad. Yani mektubat 96'da dünyada insanın da hoşuna gitmeyen şeyler de hoşuna giden şeylerden fazla. dolayısıyla ister istemez her daim isyana tenkidat ilahiye maruz kalacağım ben. Yani tenkit edeceğim cenab Şimdi risale Kur'an'dan almış olduğu tahkiki iman metodu ile muhatabına gay, gay gayreti ve istifade istifadesi derecesinde hadisatı vahyin şuuruyla değerlendirip anlamlandırma şuuru verip kalbi bir inşirah, ruhu bir felal, rahatlık verip bu dünyada cennet hayatını yaşatıyor. Ama kime? Ciddi muhatap olana. Yani tahkiki iman eğitimi öyle basit bir eğitim değil ya. Yani çoğu zaman okuduklarımızı yapamayacağız. Yani çok oluyordur bu. Mesela bir şey yapıyoruz olmuyor. Tekrar düşüyoruz. Olmuyor. Tekrar düşüyoruz. Olmuyor. Ne yapalım? Bırakalım. Bırakmayacak. kardeşim. Demek ki iyi ders alamamışsın. Biraz daha çalışman lazım. Biraz daha gayret etmen lazım. Ders çıkaracaksın. Tekrar edeceksin. Aynen navigasyon gibi değil mi? İşte diyor yanlış yola giriyorum. Ben çok yaparım onu. Navigasyon açarım. Anlayamıyorum nereden gireceğim bazen. Ondan sonra sapıyorum. Rota yeniden oluşturuluyor Hiç sen duydun mu navigasyonu? Allah senin cezana vermesin. Beceremiyorsun bu işi. Bırak lan çek arabayı kenara falan demez değil mi? ne yapıyor? Rota yeniden oluşturuyor. Yeter ki talebeliği bırakma. Yeter ki talep etmeyi bırakma. Talep et. Olacak. Evet olmadı bir daha olacak. Evet hata yapacaksın bir daha olacak. Şiddeti tesir gösterecek, gözük göstereceksin. Haddinden fazla üzüleceksin. Bir daha deneyeceksin. Ya eskiden bir hadise seni 5 gün meşgul ederken 4 güne düşecek. 3 güne düşecek. Yavaş yavaş bu olacak. Olacak. En azından talep ediyorsun. Yani alem arada gittiğinde Cenab-ı Hak diyecek ya sana. Belki kanat notundan yırtacağız yani. Ya tamam bu çok uğraştı ya. Yani bu çok uğraştı. tamam bırakalım bu. Tamam. Ama öte kötülüğü hiç ya uğraşmadan bir de affedersin küfürle dalaletle gitmek var. Bak kanat notu çok önemlidir ha. Bak ben bununla ilgili mevzu benim örneğim vardır. Ben e, ortaokulda iş teknik dersinde Hoca bizim el becerimizi geliştirmek için herkes sen dönem ödevi olarak bir şeyler yapsın dedi. İşte atıyorum kimine camdan bir şeyler, kimine bir şeyler verdi. Ben de e, gittim bir tane kütük aldım ondan vazo yapacağım. Tamam mı? Kütüğü aldım. Kütük, kütük de herhalde meşe mi neydi? Çok kalınmış yani şey yani. Oyulması zor. Ben de aldım öyle keskiyle. Her iş teknik dersinde ben alıyorum vuruyorum bağım bağım böyle belli bir şey bıraktım etrafında. Ortasını oyacağım vazo yapacağım tamam mı? Ulan vuruyorum 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 ama var ya mesela, mesela 4 aysa dönem. 4 ay boyunca ben her iş teknik dersinde 2 saat boyunca hunharca çekişte şey kazıdım yani. A inanır mısın? Yani kül tablası kadar çok uğraştım. Neyse hoca getirin dedi ödevleri. Sene yani şey dönem bitti. Götürdüm. Bu ne dedi? Vallahi <laughs> hocam dedim bu ben bunu vaza yapacaktım. Ama dedim olmadı bu yani. Sen söyle. Ama hoca da dolaşıyor böyle yani sınıfı işte böyle atölye düşün. Ben mengeneye sıkıştırmışım ama bam 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 vuruyorum. Haraları çalışıyorum hiç boş durmuyorum yani. Baktı oğlum dedi bu da meşe dedi. Bu çıkmaz yani böyle. Olsun. Sen dedi gayet ettin dedi. Bana 3 verdi. Normalde hiçbir şey vermemesi lazım. Ben niye 3 aldım ben? Beşlik sisteme göre 3 aldım. Yani orta. Niye? Olmadı ki. Yani şu kadar bir şeye oduna bir avuç kadar bir çukur açmışım ya. Vaz vazo olmadı ki ya. Oradan kessem belki kül tablası olurdu yani en fazla. Tamam mı? Niye bana bunu verdi? Ya kanaat et. Ya adam gördü ya. Kanaatim var ki bu adam gayret etti yani. Ama hiçbir şey yapmasaydım. Hiç böyle gevezelik yapsaydım, çalışmasaydım, öyle götürseydim sen zaten bütün sene boyunca laklak yaptın sınıfta yani. Diyecek ki değil mi? E şimdi biz de okuyoruz. Bazen hadisat bizi çok değiştiriyor, üzüyor, ediyor. Olmuyor ya o zaman ya bir olmuyor o kadar da okuyoruz. Kardeşim okumasan beter olacaksın işte. En azından talep et. Talep ol ki Cenab-ı Hak kanat notundan belki yırtacak yani. Ki inşallah da olur yani niye olmasın. Ya kim ne istemişti olmamış. Şiddetli istemişti. Cenab-ı Hak ne diyor? Kim ihlas ile isterse veririm diyor bu dünyada. Yahudi'ye veriyor. Niye? İhlas istiyor çünkü yani samimiyetle istiyor. Bırakmadan istiyor bak muvaffak oluyorlar. E ya şimdi Yahudi'ye veren sana bana vermez mi ya? Niye vermesin ya? Ehli imanız değil mi? Günahkar da olsak ehli imanız ya sonuç itibariyle. Elhamdülillah. <laughs> Yine Kastamonu Ayaklası sayfa 123'te güzel bir mektup var. Diyor ki bak burada ben diyor tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahat ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bunlar içinde de en ziyade kendini kurtaranlar Nur'un dairesinde sadakatle girenlerdir. Neden? Neden Nur'un dairesine girenler daha çok kurtarıyor kendini? Çünkü bunlar Nur'dan aldıkları imanın tahkiki derslerin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede ettiklerinden kemal teslimiyet ve rıza ile rububiyet ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar. Rıza gösteriyorlar. Ve merhamet-i daha ileri şefkatlerini sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. İşte buna binaen değil yalnız hayat-ı uhrevinin belki dünyadaki hayatın dahi saadet ve lezzetini isteyenler hassiz tecrübeler ya da imani ve Kur'an'ı derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Şimdi musibetleri gülerek karşılamak istiyor musun? Çünkü zaten musibetler bir kişinin imanının ne seviyede olduğunu göstergesidir. Mesela bir insanın hani imanın kimde ne kadar olduğu belli olmaz falan derler ya yalan. Böyle bir şey yok. Belli olmaz değil, net olarak belli olmaz. Yani Cenab-ı imanı gizlemiştir ki herkesi kendinden daha mübarek göresin diye. Kalbe gizlemiştir. Ama iman fiillerden ortaya çıkar. Mesela bir musibet geldiğimizde başımıza, musibet geldiğinde biz feryat-ı figan ediyorsak, bağırıp çağırıyorsak, ediyorsa, ise bunun imandan nasibimizin az olduğunu göstergesidir. Yani bunu şey herkes kendi nefsini bunu değerlendirecek. E şimdi musibete musibetleri gülerek karşılamak demek musibetin içerisindeki rahmeti görmek de olur. Bunun da yolu nedir? Kur'an'ın imanı tahkiki derslerini alacaksın. Sonra her şeyde neyi göreceksin? Rahmetin nesini, izini, özünü, yüzünü göreceksin. Sonra her şeyde Kemal-i Hikmet'i, Cemal-i Adalet'i müşahede edeceksin. Bakın bu bir süreç okumasıdır. Doğru bir şekilde süreci okudun. Fikir inşasıdır. Bunu da ne bakın ne yaptın? Her şeyde Kemal-i Hikmet'i, Cemal-i Adalet'i müşahede ettin. Gördün. Ondan sonra iki tane doğru sonuç çıkacak ortaya. Doğru fiiller ancak doğru fikir inşasıyla ortaya çıkar. Bir, musibetleri gülerek karşılayacaksın. İki, merhameti ilahiyeden ileri merhamet sürmeyeceksin, şefkat sürmeyeceksin. Bakın doğru bir fikir inşası olmadan doğru bir fiil inşası olmaz. Camideyiz. Adam yazmış. Çok da güzel yazmış. Hoşuma gitti. Fotoğrafını çekmeyi unuttum. Ayakkabının üzerine yazmış ki. Ayakkabılıklar var. Bir, iki katlı. Bir de üst kısmı var. Değil mi? Yazmış bir kağıda. Camilerde bu bölüme ayakkabı konulmaz. Bak çok güzel. Buraya ayakkabı koymayın yazmamış. Demiş ki camilerde yani sırf burası içindir. Farklı camiye gittiniz de ayakkabılıklar göreceksiniz. Bu ayakkabılıkların üzerine ayakkabı konulmaz yazmış. Adam ne yapmış biliyor musun? Ayakkabıyı almış yazının yanına koymuş. Niye? Fikrini inşa etmediğiniz kişileri kurallarla izah getiremez. Adam ayakkabıyı koymuş ya onun yanına. Utanır insan onu koymaya ya. Ya yazı var. Kocaman daha A4'de yazmış adam. ne de renkli renkli yazmış böyle ya. Niye oraya ayakkabı koyarsın? Kardeşim ayakkabılık boş. Ha, mesela çok cami dolu olup koyarsın. Misal böyle. Ama cami boş. Değişik bir yapı yani. Çünkü inşa yok. İnşa olmayınca adam oraya ayakkabı koyar. Çünkü fikir inşası olmadan mı kurallarla sen insanları yönetemezsin. Yönetemezsin. O yüzden benim fiillerimin doğru olması için fikrimin doğru olması lazım. İşte benim musibetleri gülerek karşılayabilmem için, merhamet-i ilahiyeden ileri şefkat sürmemem için Kur'an'ın iman, tahkiki iman derslerini alacağım. Her şeyde rahmetin izini, özünü, yüzünü göreceğim. Yani süreci doğru okuyacağım. Sonra yetmeyecek. Ben her şeyde Cenab-ı Hakk'ın kemal hikmetini, cemal adaletini müşahede edeceğim. Bak bu süreç okuması bende iki tane doğru fiili netice verecek. Evet o yüzden insanların bir insan için dine muhatabetin en önemli adımı fikir inşasıdır. Doğru ve tahkiki bir iman merkezi bir şuur inşası doğru bir fiili ve ibadet netice verir. Ee, sen söyle bu sağlanmadı mı da vücuda gelen fiiller yani fiili ibadetler namaz gibi işte ibadetlerin içi sağlam bir fikir inşası doğru doldurulmazsa o sefer namazla insanın hayatı çelişmeye başlıyor. İşte subhaneke Allahümme ve bir hamdik dersin. Yani ya Rabbi sen kusursuzsun sana hamd olsun dersin. Ama dışarıda her şeyde kusur görürsün. Her şeyde hata görürsün. Yani söylediğinle yaptığın arasında çelişki olmaya başlar. O yüzden doğru bir fikir inşası lazım. Fikir inşasının yegane çözümü de işte bu tahkiki iman eğitimidir. Yani niye Risanur diyor üstad ya? Yok ki kardeşim başka bir eser bulun. Böyle tahkiki iman eğitimi veren başka bir eser bulun. Ben onu da okurum yani. Ben öyle tavsılım yoktu. yok. Çünkü tecdit vazifesi bu zamanda buna bunu gerek bunu gerektiriyor. Bu vazifeyi de yapan yegane eserde Risanur. Evet. Evet. Şimdi şefkat insani, merhameti Rabbani'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetenliğin alemin zatın aleyhissalatü vesselam. Mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Eğer taşsa ve aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir marazuruhi bir sakamı kalbidir. Yanlış kullanımdır. Şimdi mesela örneklendirecek bunu. Kafir ve münafıkların cehennemde yanmaları ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak, tevile, Kur'an'ın ve ediyan Semavi'nin bir kısmı, bir, kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulmü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayet kerane şefkat etmek o biçare hayvanlara şiddet bir gadır, vahşi ve bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayat ebediyelerini mahveden ve yüzler ehli imanın sui akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkat kalane taraftar olmak ve merhamet kalane sevk eden adamlara şefkat taraftar olmak ve merhamet kalane cezadan kurtulmalarına dua etmek elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şeyni bir gadirdir. Burada dört nokta var. Yani e, şefkatin yanlış kullanımı ile e, dört nokta ortaya çıkıyor. Yani dört noktayla şefkat yanlış kullanıldığı ortaya çıkıyor. Bir, cehennemde yanmaları, cihat gibi, azap gibi şeyleri kendi şefkatine sığıştıramamak. Bir. 2. bunları tevil etmek. İşte cehennem dediğimiz şey aslında buradaki ruhi sıkıntılardır, başka bir cehennem yoktur falan gibilerinden böyle teviller var. İşte. Üç, şefkatken hane taraftar olmak onlara. Dört, Cezadan kurtulmana dua etmek. Mesela Ebu Cehil'e dua edilir mi kardeşim? Ebu Cehil ne yapmış ya? Ebu Cehil, Şeriatı ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam'ın neş'ine ma bulmasını engellemek istemiş. Değil mi? O yüzden Ebu Cehil olmuş. Doğru mu? Şimdi ben birine dua edeceğim. Benim dua ettiğim kişi, Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bütün ahkamları ortadan kaldırmak için uğraşmışsa ve hayatına buna vakfetmişse bu adama dua edilir mi kardeşim? Bu kadar sorun bu. Kim olduğunu emin Bak gömleği ben biçtim. Bu gömleği al. Bu, bu sıfatı Umut'a giydir, Hasan'a giydir, Mehmet'e giydir, Kemal'e giydir. Giydir ya yani, birilerine giydir. Bu gömlek o adama oturuyorsa bu kişi dua etme kardeşim. Şahıs önemli değil. Bak tekrar ediyorum. Ebu Cehil'e dua edilir mi? Edilmez. Niye? Şeriatı ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam Neşvi nema bulmasını engellemek istemiş. Peygamber binlerce zulüm yapmış. Doğru mu? Doğru. Reddetmiş. Peki bu bir vasıf. Ebu Cehil'lik bir vasıftır. Bu vasıfla muttasıf olan, vasıflanmış olan birisi. Şeriat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ortadan kaldırmak için her şeyle mücadele etmiş adam. Uygulamalara baktığında bunu net görüyorsun. Böyle bir adam düşün. Kim oldu önemli değil. Gömlek mi içtim ben? Al bu gömleği giydir. O adama dua edilir mi kardeşim? Edilmez. Ona şefkat kenane destek verir mi? Verilmez. Bitti. Bu adam kim? Önemli değil. Kim işte? Ben bunu hep söylüyorum Yani yazdıklarımı. Hep bunu ifade ediyorum. Yani niye dua ediyorsun kardeşim sen? Ne ettiği adamı tanıyor musun sen ya? Musa'yı seviyorum diyor. Firavun'a dua ediyor. İbrahim'i seviyorum diyor. Nemrut'a dua ediyor. Böyle bu vazenesizlik var mı ya? Ben Firavun'un karşısındayım. Ama Firavun benim çocuklarıma Hediye göndermiş. Muazzeni sizi görüyor musun? Kar ediyor beni bu şuursuzluk ya. Kar oluyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Ehli iman çok şuursuz ya. Çok şuursuz. Yani nasıl dua etmemiz lazım? Yani insanlar ya bu kadar olmaz. Yani senin işte şefkat ölçü kaçtı mı böyle oluyor. Bir sok numunesini ben sayarım diyor. Sonra başımız bela gelir. Ondan sonra o yüzden e, susayım. Bu gömleği giy bakayım. Oturuyor muydu? Etmem dua ben sana. Bitti ya. Soruyorlar bunu seviyor musun? Bunu seviyor musun? Şunu seviyor musun? Bak kardeşim benim sevgi ölçüm e, menfaatim üzerine bina edilmemiş. Benim sevgi ölçüm dinim üzerine bina edilmiştir. Kur'an ve sünnetin dostu olanı ben severim. Menfaatime gelmese de severim. Sevmek zorundayım. Ama bir insan Kur'an'a ve sünnete karşı çıkmış. Bunu yıkmak için uğraşmış. Bunun için çaba sarf etmiş. Dine düşmanlık yapmış. dindana düşmanlık yapmışsa. Ben bu adamı sevemem kardeşim. Sevemem ya. Ha, benim ölçüm bu. İnsaniyet ölçüm benim belirleyen şeriattır. Sevemem. Bu kadar. Kimi senin nefsine göre bu olmuş bu olmuş bir sürü benceler senceler devreye girer. Bizim ölçümüz o değil. Bizim ölçümüz budur kardeşim. Kafir ve münafıkların cehennemde yanmasına razı olmamak, azap ayetlerini aşırı görmek, merhametsizlik saymak. İşte niye azap ayeti bu kadar niye şiddetli azap var? Bir insana bu kadar şiddetli azap verilmesinin hikmeti nedir? İşte cihat gibi yeri geldiğinde kılıç ile cenk ve cihat işte ki Kur'an-ı Kerim'de kıtal olarak geçer. Bu emirleri vahşet olarak görmek. Ya kardeşim bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en büyük vasfı nedir? Şefkat kahramanıdır, değil mi? Bizatihi kendi eliyle Bedir'de Adam öldürüyor yani. Değil mi? Daha ötesi var mı ya? Çekiyor kılıcı. İsmini unuttum yani. Meşhur bir tane şeydi. Sayıyor. Mucit Ahmet'e de geçen yani. Burada bu öldürülecek. Burada bu öldürülecek. Burada kendini ben öldüreceğim diyor. yani. Alıyor. Çekiyor elhamdülillah yani. Daha ötesi var mı yani? Ya niye sen şimdi? Ben, Ö, yedi, ya savaşmayalım biz. Cihat olmasın. Ya i̇nsanlar ölecek. İnsanlar ölecekse ölecek yani. Ama şimdiki tabi cihattan bahsetmiyoruz. Bu IŞİD'in yapmış olduğu daha işin yapıyor. cihat falan değil. Onu geç. Ama yeri geldiğinde o cihat olması lazım yani. İşte masum hayvanları partilen canavarlara işte ya bunlar ee canavar hayvan ama olsun ya. Bunlar karınlar açtı falan. Hayır. Ya o zaman ne yapacak? Bir çare masum hayvanlara ceza almış olacak yani. O yüzden <laughs> yani ee bak bu da yine saydı. Diyor ki bak binler Müslümanın hayatı ebedilerini mahveden, yüzer ehli imanın sui akıbetine sebep olan, müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkat gelene taraftar olmak, merhamet gelene cezadan kurtulmalarına dua etmek mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizliktir, şeyni bir gadirdir. Ölçü bak bu. Binler Müslümanın hayatı ebediyelerini mahveden, yüzer ehli imanın sui akıbetine sebep olan, Müthiş günahlara sevk eden adamlara. Kimse bunlar. Şefkatkaren'e taraftar olmak, merhametkaren'e cezadan kurtulmalarına dua etmek, mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizliktir, şehni bir gadirdir. Böyle bir umumi hakka girmeye, büyük günahlara, böyle bir umumi hakka girmek, büyük günahlara girmektir. E, mütekellim mahal maal gayr-sıgasıyla, yani mesela e, başkasının haklarına silah eden bir mesele de benim kendi şahsi hakkımı helal etmek gibi bir durum olamaz. Ama sen bana bir yamuk yapmışsın da ben helal ederim etmem. Benim bileceğim iştir. Ama hususidir bu. ikili. Ama mütekelim maal gayr yani umma silah eden bir şeydir. Mesela sen kaçak kaçak elektrik kullanıyorsun. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Helal olsun canım kullan. Olur mu öyle şey? Umumlu insanlar hakkına geliyorsun. En basit bir ne verdim yani. Şimdi adam var. Zulmetmiş. 200 bin kişi asmış adam ya. E ben bu adama ne yapacağım? Dua edeceğim. Ben bunu affedeyim. Cenab-ı Hak dua edeyim onu yakmasın. Şimdi böyle mantık olabilir mi ya? Ulan sen kendine bir yamuk yapan adamı kardeşini mirastan fazla pay aldı diye affetmiyorsun. Küs gidiyorsun ya. Öyle değil mi? Mirastan fazla pay aldığını iddia ederek öz kardeşini affetmiyorsun. Küs gidiyorsun. Beddua ediyorsun. Cehennemlik olsun diyorsun. He ben yalnızca ve yalnızca bir tane bir değişime karşı haklı olarak dinine uymayan bir değişikliğe karşı reaksiyon göstermiş ve bunu kabul etmemiş kişiyi 200 bin kişiyi adam asıyor ve ben bu adama dua edeceğim ve diyeceğim ki Allah rahmet eylesin he Ondan sonra hakkımız helal olsun. Yapma ya. Ne güzel be. Ha öyle bir şey var mı ya? O yüzden dikkatli olacağız abicim biz. Biz vasıf söylüyoruz. İsim söylemiyoruz. Aa bunu demek istedi. Kardeşim ben bir şey demek istemiyorum. Ben sana vasıf veriyorum. Vasıf veriyorum ben sana ya. Ben sana isim saydım mı? Ya sevmediğimizde küfür ettiğimiz gelmez. Ben şimdi sevmiyorum ama küfür etmiyorum. E zararım yok kimseye benim. Öyle değil mi? Ben Umut'u sevmiyorum. Umut'u her anında Allah olsun, versin şöyle desem haşa be, çok a ithamları böyle küfür etsem o zaten caiz değil. Ama diyorum ki abi ben Umut'u sevmiyorum sevmememin sebebi de bunlar. Bak bu, 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 bu. Bu yüzden sevmiyorum kardeşim. Böyle engelledim işte birkaç kişi. Yani baktım yazdım. Ben bu şey demedim. Sen bunu anlamışsın. Özelden yazdım. sevmiyorum dedim ya. Sevmiyorum kardeşim. Sevdiremez diyorum kimse bana bunu. Allah da sevdirmesin diyorum ya. Hatta dua ediyorum. Sevenlerin de kalbinden sevgisini alsın. O sevgiyle gitme kardeşim ya. Ya günahınla git ya. Bak vallahi günahınla git. Yani tövbe et. Yani, Velev ki günahkar olarak gittin yani. ya. ya Cenab-ı Hakk'ın rahmeti o kadar geniş ki ben öyle iman ediyorum yani. Allah affeder. Yeter ki bir tövbe nasip etsin Cenab-ı Hak. Ha bir de bunu yapmayacaksın. Binlerce günah olacak. Bir de böyle bir adamın, adamların, zalimlerin, firavunun sevgisiyle, Nemrut'un sevgisiyle, bunun gibi meşrepteki insanların sevgisiyle Allah'ın huzuruna gideceksin yani. Risale-i Nur'da katiyetle ispat edilmiş ki Küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir, mevcudata bir zulmü azimdir. Rahmetin refine, afatın nuzulüne vesiledir. Hatta deniz dibindeki balıklar canilerden şekva ederler ki istirahatimizin selbine vesile oldular diye rivayet-i sahiye vardır. O halde kafirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam şefkate layık hassiz masumlara acımıyor. Ve şefkat etmeyip Hadsiz merhametsizlik ediyor demektir. Yalnız bu var ki müstahaklara afat geldiği zaman masumlar da yanarlar. Onlara acımamak olmuyor. Fakat canilerin cezalarından zarar gören masumların hakkında gizli bir merhamet var diyor. Yani şimdi orantısız ve ölçüsüz şefkatin temas etmiş olduğu diğer bir hak da sahir mev mahlukatın, mevcudatın hakları. Yani küfür ve dalalet mesela. içeriğinde kainatı tahkir vardır. Mevcudata bir zulm azimdir. Çünkü bütün mevcudat, bütün mahlukat ve inmin şeyin illa yusef diyor. Bir hamdi sırrınca Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini ilan etmek için varlar. Şimdi sen küfür ve delalet de bunun üzerine örtüyorsun. bütün mevcudat ve mahlukat her biri sanat ilahi olması cihetiyle değeri azimdir. Küfür ve delalet bunları yok saymaktır. Diğer tarafta mahlukatın vahdaneti ilahiye karşı yaptıkları şahadeti tekzip olduğundan dolayı Zulmü azimdir. Şimdi böyle bir zulmü azimin e, sen söyle yapanları hoş görmek, e, daralete hoş görmek çok büyük ve umum mevcudata bakan bir hak olduğundan dolayı bakın eğer sen bunu yaptığında rahmetin de refine afatın nüzulüne de vesile oluyorsun. Yani e, ama illaki afat geldiği zaman mutlaka masumlar da gidiyor. Mesela bir deprem olsa Allah muhafaza değil mi? E, nedir? E, masumlar da vefat ediyor değil mi? Ehli iman da vefat ediyor. Onlara acımamak olmuyor. Peki ne yapacağız? E, şimdi e, ayetin ifadesi yani Enfal Suresi 25'te geçiyor. Hani bir bela, bir musibet geldiği zaman ondan çekiniriz ki geldiği vakit değil mi? Yalnızca zalimleri mahsus kalmaz, masumları da yakar. Ama e, acımak ve şefkat etmek fıtrat kanunu. Tabii rahmet merkezli olacak. Şimdi üstad bunu açıklayacak bize. Nasıl bakacağız bu noktada? Bir zaman eski harbi umumide düşmanların ehli İslam'a bilhassa çolu çocuklara ettikleri katıl ve zulümlerden pek çok müteessir oluyordum. Fıtratımda şefkat ve dikkat ziyade olduğundan tahammülümün haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar yani katledilen masumlar şehit olup veli olunlar. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediliyor. Zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele oluyor. Hatta o mazlumlar bak kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmeti ilahin hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perdeyi gayb açılsa o mazlumlar haklarında büyük bir tezahürü rahmeti görüp Ya şükür, Ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim. Ve kati bir surette kanaat getirdim. Ve ifratı şefkatten gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum diyor. Şimdi madde madde ne dedi? O e, katledilen masumlar ne oldu? Şehit veyahut da veli oldular. Fani hayatları baki hayata tebdil edildi. E, sen söyle zayi malları sadaka hükmüne geçti. Fani malları baki bir mal oldu. Yani hatta kafir bile olsalar diyor. Değil mi? Masum olmak şartıyla. alim ahirette onlara büyük bir rahmet olacak. Ha ne olacak bu? Cehennemden kurtulacak mı? Al yaz? Ya belki ehli fetrettir, duymamıştır, tebliğ gitmemiştir ama kafir olarak ölürse cehenneme cennete gitme durumu yok. Ama cehennem içerisinde azabı hafifleyecek. O bile rahmettir ya. Cehennemin katmanları var ya. Cehennem basit bir şey mi ya? Bir çakmak ateşinde yanmak var. Bir de düşünsene sen atıyorum harlalı yanayım ateşte lavda yanmak var yani. Misal. Mutlaka bir rahmet tezahürü olacak. Onlara bile olacak. Bununla ilgili 100 sayfa 110 burada mektup var. O zaman geldiğinde o kısmı da inceleyeceğiz, okuyacağız, anlamaya çalışacağız inşallah. Ama e, şimdilik bu kadar kısa kestim burayı. E, o yüzden perdeyi gayb açılsa o orantısız şefkat diye bizim haddinden fazla şefkat ettiğimiz e, sen söyle insanlara e, insanların vaziyetine belki çok şükür diyeceğiz. Cenab-ı Hak inşallah şefkatimizi orantılı kullanmayı hepimize nasip eylesin.